İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz ile devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Amasya Gümüşhacı Köyü'nden sesleniyoruz ve sektörünün lider firması Yavuzlar Ticaret'e konuk olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi ve aynı zamanda kurucusu Sayın Faruk Yavuz bulunmakta. Bakalım Faruk Bey çalışmaları ve faaliyet alanları ile alakalı bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba Faruk Bey. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyi akşamlar, hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun, bizi burada konuk ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Şeref duyduk. Faruk Bey, ben ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak adına sormak istiyorum. Faruk Yavuz kimdir? Faruk Yavuz 1963 Yeniköy doğumluyum. Yeniköy de bu Gümüşhacı Köyü'nün bir köyüdür. 1963'te Yeniköy'de doğdum. Daha sonra 1992'de Yavuzlar Ticareti kurdum. Yavuzlar Ticareti kurdunuz. Evet. Peki farklı farklı sektörlerde çalışmalarınız oldu bildiğim kadarıyla. Bunlardan biraz bahsedelim. Evet, 92 yılında Yavuzlar Ticaret Gümüşhacı Köyü merkezde olmak üzere ben tüpçü ve tüpçü dükkanıyla beyaz eşya başladım. Beyaz eşyayı 2007 yılına kadar devam ettirdim. Evet. 2000 yılında 1999'un sonunda Gümüşhacı Köyü'de bu gördüğünüz, misafir ettiğimiz yerde otogaz istasyonu olarak Amasya bölgesinin ilk otogazı olarak başlamıştım. 2007 yılında daha sonra burayı akaryakıt istasyonuna çevirdikten sonra merkezdeki tüpçü dükkanı ve beyaz eşya dükkanımı kapatarak buraya taşındım. Ağırlığı buraya verdiniz. Ağırlığı buraya verdim. Akaryakıt istasyonunun olduğu yerdeyiz zaten. Evet. Aynı zamanda bir de inşaat sektöründesiniz. 2007 yılında buraya geldikten sonra 2-3 sene burada devam ettikten sonra 2012 yılında inşaat sektörüne girdim. Gümüşhacı Köy'deki bu inşaat talepleri üzerine TOKİ'ler yapıldıktan sonra Gümüşhacı Köy'de büyük bir inşaat talebi oldu. Daha sonra 2012 yılında 2 blok olmak üzere 72 daireli bir site yapımına başladım. Daha önce zaten gittik, gezdik, gördük. Evet. Gayet güzel, modern, evet. Geniş, ferah, insanların evet. Rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı bir alan yaratmışsınız. Evet. Biraz evet. O projeden bahsedelim. Projemiz 36 daire olmak üzere 9 kat 2 bloktan oluşmaktadır. 5000 metre arsası vardır. Arsamızda çocuk oyun grupları, yürüyüş parkurları, fitness aletleri, araç parkımız mevcuttur. Dairelerimiz 165 metre, içerisi tam donanımlıdır, geniştir, ferahtır. Sitemizde kent kültürüyle taşra kültürünü, bahçeli nizam kültürünü birleştirdik. Oldukça da rağbet oldu. Sitemizdeki bloğumuzun birisine vatandaş bu sene taşındı. Gayet güzel bir kış geçirdi. İkinci bloğumuzu da Mayıs ayında teslim edeceğiz. Onun da zaten gördük, inşaat evet, çalışmaları sonumuz devam ediyor. Kaba inşaatımız bitti, mantolamamız bitti. İçerisindeki incişlerimiz devam ediyor. İncişlerimizi de bitirip Mayıs sonunda da site sakinlerimize teslim edeceğiz. Gayet güzel. Hemen şeyi merak ediyorum ben. Bu uzman bir kadronuz var tabii. Evet. Kaç kişilik evet. Uzman bir kadroyla çalışıyoruz? Uzman kadromuz 5 kişi benzinlikte, 10 kişi de yukarı inşaatımız olmak üzere şu anda bizim yedemimizde 15 kişi çalışıyor. 15 kişi uzman kadrolar yanınızda çalışıyor. Evet. Gayet güzel. Peki bölgede yalnız değilsiniz. Sizin dışınızda bu hizmetleri yürüten farklı firmalar söz konusu. Bu anlamda hizmet alacak kişi veya kurumlar. Neden sizi tercih etmediler? Şimdi bölgemizde inşaat firmaları var. Çarşı içerisinde yapılıyor. Akaryakıt istasyonları da var. Akaryakıt istasyonunda ben Amasya bölgesinin ilk otogazcısıyım. Otogazı 1999'da kurdum. Akaryakıtı daha sonra. Bizim kimliğimiz, ismimiz güvenilir olmamız. İnşaatta da inşaat sektörünü yaptığımız yer ferah, araç parkıyla geniş bir yer, huzurlu bir yer. Bir de biz binamızın içerisi de büyük, şehrin kenarında, çarşının içerisinde değil. Biraz daha huzurlu, biraz daha ferah, huzurlu. Görüntüden uzak. Görüntüden uzak. Her türlü sosyal alanda içerisinde olduğundan dolayı dairelerimiz geniş, ferah. Tercih sebebi. Fiyatları gayet uygun.
Evet, fiyat politikanızı ben de duyunca şaşırdım. Yani fiyat politikalarımız da bizim çok uygun. Yani diğer yerlere bakarak bizim dairelerimizin fiyatları değişik yerlerde çok daha uçuk fiyatlar. Daha yüksek fiyatlar. Tabii biz biraz arsada değerlendirdik. Arsa kendimizin olduğu için Gümüşhacı köyde mümkün mertebe fiyatları vatandaşın kaldıracağı şekilde sunmaya başladık. Bundan dolayı da iyi tercih oldu. Memnunuz. Bunlardır diyorsunuz. Memnunuz. Sayılı sayıda dairemiz var zaten. Çok fazla dairemiz de yok zaten. Evet, gayet güzel. Evet. Peki Faruk Bey, şunu da merak ediyorum. İleriye dönük hedef ve planlarınız da vardır muhakkak. Evet. Bu anlamda ileriye dönük hedef ve planlarımızda daha neler var? İleriye dönük hedeflerimizde akaryakıt istasyonumuz, burası İstanbul Karayolu üzerinde olmasından dolayı eskiden Gümüşhacı köye hitap ediyordu. Şimdi akaryakıt istasyonumuzla güzel bir tesis kurarak İstanbul yoluna hitap eder bir konuma getirmeye çalışacağım. İnşaat sektöründe de çok fazla olmasa da işte talep ve istek doğrultusunda vatandaşların da bayağı talebi var bizim. Çünkü ikinci yaptığımız birinci binayı biraz satmakta zorlandık ama ikinci bina hemen bitti. Yanı başlarına yine bundan daha rahat oturabileceği Gümüşhacı köyü farklılığı belli edebilecek ikinci bir inşaata başlamayı düşünüyorum. Gayet güzel. Bu konuda size başarılar diliyorum. Çok buradan son olarak sözlerimizi toparlayalım. Ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize bugüne kadar sizleri tercih etmiş kişi veya kurumlara aktarmak istediğiniz son sözleriniz nelerdir? Aktarmak istediğimiz son sözlerimiz Gümüşhacı köyü herkese davet ediyorum. Gümüşhacı köyü gelenlere de bizlere davet ediyorum. Gelsinler, mekanlarımızda ağırlayalım, ikramlarda bulunalım. Gümüşhacı köyü yaşanılacak bir yer, huzurlu bir yer, sakin bir yer. Herkese gelsinler, bunları görsünler. Gelsinler, görsünler. Hayır. Fiyatlarımız gayet uygun. Yani tam emekli yeri, hayat ucuz, havası temiz, yol üzerinde, ulaşım kolay. Gümüşhacı köyde bunlardan herkesin faydalanmasını davet ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Gayet güzel. Ben Faruk Bey, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki çalışma ve iş hayatınızda başarılar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz Gümüşhacı köyümüze. Geldiniz, şeref verdiniz. Yine bekleriz. Bu taraflara geldiğiniz zaman da bekleriz. Özellikle de davet ediyoruz. Yine buyurun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet, değerli Sektörler Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Bugün sizlere Amasya Gümüşhacı Köyü'nden ve sektörünün lider firması Yavuzlar Ticaret'ten aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.